Allah'a tanık olmakla, şahit olmakla kazanacak olan haşa Allah değil, insandır. Allah insanı bana tanık olur musunuz diyerek ödüllendiriyor, onurlandırıyor. Hem de ne büyük. Bu bize bir onur, onur veriyor. Bana tanık olma onurunu bahşediyorum size diye anlamak lazım bunu. Şahit olmak. O ene'ye dönelim. Yani bene dönelim. Bene, o önemli evet. Hocam. Eşhedü'deki o bene. Ben şahadet ederim ki, ben şahit olurum ki. Niye, hani, niye ben dedirtiyor bize? Niye ben özellikle? Efendim, bir kere şahit olan ben kendi benliğinin farkında değilse, kendi varlığının farkında değilse, o bir başka şeyin farkında da değil. Değil. Yani a priori ön şart olarak kendi farkında olmalı kendiliğinin. Onun için Allah'a, Allah'ın varlığına ve birliğine şahit oldum diyen insan bu cümleden önce peşinen iki cümlenin iki hükmü kabul etmiş oluyor. Ben varım, ben benim ve ben şehadet ederim ki Allah Allah. Allah Allah'tır. Efendim çok güzel. Hocam bunu bir defa daha tekrarlayalım. Evet. Yani kelime-i şehadet getiren, eşhedü en la ilahe illallah diyen bir insan, Allah'ın varlığına ve birliğine şahit olmadan önce peşinen iki hüküm cümlesinin altına imza atmıştır. Birincisi ben varım. Ben varım. Kendi varım. Varlığını bir kere kabul ediyor. Varım. Ben varım. Varlığını zaten kabul ediyor. Ben yoksan bir şey yok. Aynen ki ben öyle. Varım. Olmayan şahit olamaz ki. Yani. Önce varlığını hatırlıyor. Varlığını hatırlıyor. Bir, ben varım. Ben bunu varım. İkrar ediyor. Ben varım. Yani bir ben var. Ben. İkincisi ben varım. Ben benim. Anlatabiliyor muyum? Hocam bu da yani, o kadar çok mühim ki. Evet. Birincisi varoluş. Şun farkındalığı. Varoluşsal farkındalık. İkincisi varoluş içinde özel bir varlık oluşunun farkındalık. Ben insanım. Aynen. Ben yeryüzü halifesiyim. Ben Orhan'ım. Ben Orhan'ım. Ben Mustafa'yım. Allah, ben Ayşe'yim. Allah beni ben yarattı. Aynen. Benim gibi Allah. Ben orijinalim. Tek Nusa'yım. Aynen. Benden başka yok. Ben bir çok orijinalim. Ben evet. Evet. Çok, evet. Dolayısıyla ben benim yani. Ben benden yeryüzünde Allah'ın attığı imza olarak ben özellikleri itibariyle hem türümün içinde bir unsurum, bir üyeyim ama türümün içinde bir şahsiyetim. Yani özelim, çok özelim. Bunu bedenime attığı imza ile Allah imzalamış. Evet, evet. Parmağımın ucunda imzası var. Evet. Göz retinamda imzası var. Kalite. Damarımdaki gezen kanda imzası var. Genlerimde imzası var. DNA'da var. DNA'nın beyni RNA'da var. Anlatabiliyor. Yazında var, kaligrafide var. Aynen öyle. Sizin yazınız başka, benim yazım başka. Yani evet. Sesinizin tınısında var, var, renginde var. Her şeyinde var. Evet, beyninizin işleyiş biçiminde var. Evet. Vesaire. Dolayısıyla ben orijinalim ve beni orijinal olarak yaratana tanık olacağım. Dikkat edin. Şimdi bir şeye tanık olacağım ki aslında tanıklık yapacağım, şahitlik yapacağım. Onun yani onun Allah olduğuna benim ben olmam yeterli. Hocam bu ne büyük şereftir ya. Evet. Ne büyük onurdur. Yani insan kelime-i şehadet getirirken şöyle bir düşünse secdeye varması lazım. Ya Rabbi bana bu onuru sen verdin. Elhamdülillah. Bu ne büyük lütuftur. Eğer anlamını kavrasa insan kelime-i şehadetin bu bir ömürde hakkı verilmiş bir kelime-i şehadet bir ömrü doldurur. Allah Allah. Aynen öyle. Eğer anlamını kavrasaydı. O kadar kolay da dilinden dökülüp bitemezdi. Bitemezdi. Tüketemezdi kelime-i evet, şehadeti. Yani. Yoksa işte Hint boncuğuna mahkum edip de sayılarla çevirince kelime-i şehadet anlamını kaybetti ve bir mantraya yani Budist mantrasına dönüştü.